Elektoral televizyon programımız Şehirden Haberler, Çorum'un güzel ilçesi Alaca'da diyoruz değerli izleyicilerimiz ve hangi sektördeyiz? Bugün tarımı konuşacağız diyoruz. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden tarım alanında faaliyetlerini sürdüren Emre Bey ve ortağı Halil Bey var. Yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz, ürün gruplarımız nedir diye konuşacağız. Ama kırmızı soğan diyeceğiz. Gerçekten gündemde olan bir konu. Bakalım bu alanda biz neler gerçekleştiriyoruz? Emre Bey'den ve Halil Bey'den hep birlikte dinleyelim, programımıza başlıyoruz. Emre Bey, hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız Halil Bey? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi de ağırladınız en güzel şekilde. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanıyalım Emre Bey, buradaki faaliyetlerimizi konuşmadan önce. Ben Çorum Alaca ilçesinde doğma büyüme buralıyım. Uzun zamandır tarım işiyle uğraşıyoruz. Ağırlıklı kırmızı soğan ve patates işiyle uğraşıyoruz. Genellikle ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. Zaten kırmızı soğanı Türkiye'de birkaç il tanıyor, daha doğrusu tüketiyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Bizim raf ömrü uzun kırmızı soğanımızın. Beyaz soğan, mutfaklarda tükettiğimiz beyaz soğan gibi değil. Ağırlıklı kışlık bir soğan. Arap ülkeleri ve yurt dışı ağırlıklı çalıştığımızda bunu tercih etmelerinin sebebi kırmızı soğanın raf ömrünün uzun olması ve dayanıklı olması, kabuklu olması. Biraz da acı olması. Bu kırmızı soğanın detaylarına ineceğiz ama tekrar Halil Bey'e dönüyorum ve diyorum ki Halil Bey, sizi de biraz tanıyalım mı? Ben Halil Demir, aslen Urfalıyım ama 30 seneye yakındır Alacı'dayım. Emre Bey'le 5 senedir beraberiz. Bu sektöre öz sermayemizden ilerlemeye çalışıyoruz. Makinelerimizi aldık, makineleştirmeye çalışıyoruz, entegre olmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. İki ortaklı bir işletmedeyiz. Peki ama kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Şöyle söyleyeyim size, bazen 30 kişi, bazen 40 kişi, genellikle mevsimsel işçilerle çalışıyoruz. Mecburen böyle yapmak zorunda, tarım işçileriyle çalışıyoruz. Şöyle size izah edeyim. Önce soğan tarlada bir yetiştiriyoruz. Sonra tarlada bir işlem yapıyoruz. Büyük paketlerde, yani 30 kiloluk, 40 kiloluk çuvallarda tesise getiriyoruz. Tesiste müşterimizin isteğine göre 10 kilo, 5 kilo, 20 kilo, yani müşteri potansiyeli nasıl isterse biz makineden tekrar elden geçirip 10 kiloluk, 5 kiloluk, 20 kiloluk paket yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de soğan canlı bir varlık. Diğer ürünler gibi değil. Elmayı kaparırsınız dalından ölüyor. Ama soğan hala canlı. Canlı bekliyor yani. Ne kadar beklerse beklesin, bir yıl sonra soğanı tekrar toprakla buluşursa tekrar canlanıyor. Soğan canlı olduğu için çok nazik. Nazik olduğu için de bazen içinde su bulunduğu için mahsulde çürüme, hastalık oluyor. Bu da rafta, markette ya da pazar tezgahında kabul edilebilir bir şey değil. Biz de bunun için makinalaştık ve içinden bozuk, çürük herhangi bir şey çıkmasın, sağlık açısından bir tehdit oluşturmasın diye tekrar el ve gözden, göz kontrolünden geçtikten sonra, kalite kontrolü yapıldıktan sonra paketleniyor. Müşteri potansiyelimize de böyle daha faydalı olduğumuza inanıyoruz ve işimizi kaliteli yaptığımıza inanıyoruz. Gerçekten bir hikaye anlatır gibi anlattınız Emre Bey soğanı. Adeta yaşadık bunu. Eminim ki ekran başındaki izleyicilerimiz de o atmosferi aldılar bizden diyoruz. Peki nasıl başladı kırmızı soğan hikayesi? Aslında kırmızı soğan hikayesi Halil abiyle başladı. Benim hem halamın oğlu olan bir tane daha ortağımız var. Sektörde bizimle yanımızda değil ama maddi manevi biz ortağız. Bizim selam söyleyelim burada. Rıfat Bey'e de selamlarınızı iletiyoruz. Rıfat Bey benim hem halamın oğlu, babalarımız ortak çalışırdı daha önceden. Biz farklı sektörlerdeydik. Sonra Rıfat Bey Halil abiyle tanıştı. Kırmızı soğan işte bölgede bir bu konuda açık olduğuna ya da şöyle söyleyeyim, kaliteli bir işin yapılmadığına kanaat getirmişler. Daha sonra biz bu işi konuştuk, karar verdik. Biz bu işe, sektöre yöneldik. Daha sonra yaptığımız kalitemizden dolayı müşteri potansiyelimiz arttı. Biz bu işi daha nasıl ilerletebilir diye düşünüyoruz. Hatta önümüzdeki yıllardaki planlarımızdan bir tanesi de soğan turşusu, soğan tozu entegre edilmiş. Yani şimdi biz bunun birinci eliyiz. Şöyle söyleyeyim size, biz bu soğanda birinci eliyiz, üreticiyiz. Bizden sonra aslında sektörde bizden sonrası pasta yiyor. Öyle söyleyeyim, yani işin doğrusu bu, halcisi ya da şeycisi. Biz
direkt müşteriye tezgahtan alabileceği konumda soğan satmak istiyoruz. Önemli olan bizim için bu. Biz bu işin şeyindeyiz. Bu makinalar, makinalaşmamız daha çok ilerleyecek Allah nasip kısmet ederse. Allah herkese hayırlı bol kazançlar versin. Rıfat Bey'i beraber, Halil Bey de biz sahada olan iki arkadaşız. O da bizim canımız ciğerimiz, öyle söyleyeyim size. Bizim burada öyle bir tabir var. Kendisi canım. Yanımızda yok ama biz adını da geçirmeden durmuyoruz Halil'e ve Rıfat Bey'e buradan çok selamlarımızı iletiyoruz diyoruz. Emre Bey, ihracat var dedik. Nerelere ihracatımız var? Üretimde biz de aynı zamanda ama nerelere ihracat da yapıyoruz? Çünkü yurt dışı bazlı da biz çalışıyoruz. Onları da aktaralım buradan. Evet, biz genellikle Arap ülkeleri, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai. Dubai dünyanın sebze meyve ticaretinde çok önde gelen bir şehri. Suudi Arabistan'a yeni ihracatımız açıldı. Mesela geçen sene Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, o tür ülkelere ihracat yapıyoruz. Biz aslında ihracat yapan firmalara da biz tedarikçilik yapıyoruz. Öyle izah edeyim size. Yani biz kendi firmamız olarak direkt ihracat yapmıyoruz ama ihracat yapan firmalarla birlikte özellikle Arzen Gıda'ya da teşekkür ediyoruz. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Birbirimizden memnun kaldık. Ve Sri Lanka'da, Bangladeş'te, Güney Kore'ye bir soğan yolladık. Bilmem kaç bin kilometre ileride yani Soil'den bize videolar geliyor. Biz mutlu oluyoruz yani. Alacay'da, Çorum'un Alacay ilçesi kırmızı soğanda bir marka. Çorum aslında kırmızı soğan diye geçmiyor. Burada Türkiye'nin neresinde sorarsanız sorun Çorum moru. Bu Çorum moru, Çorum moru diye geçiyor. Yani mor soğan diye geçiyor. Dünyada bir marka olduk artık. Bu sektörde diğer arkadaşlar da var. Herkes kendi çapında çalışıyor. Allah herkese bol kazanç versin. Ama biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Emre Bey'e ve aynı zamanda ortağı Halil Bey'e vermiş olduğu değerli bilgileri için. Size Çorum'un güzel ilçesi Alaca'dan seslendik diyoruz. Ve bir sonraki sektörümüzde görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın.